Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ulusal kanaldan sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Stüdyodaki çok değerli konuğum Sayın Hasan Taş. Hasan Taş bir Kıbrıs araştırmacısı ve bugün çok özel bir program gerçekleştireceğiz. O nedenle beni kırmadı, buraya geldi. Hoş geldiniz Sayın. Hoş bulduk. Taş. Çok teşekkür ederim. Çok önemli araştırmalar ve çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün özellikle Kıbrıs davasının unutulmaz ismi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anacağız değerli seyircilerimiz. Ölümünün 6. yıl dönümünde 12 Ocak 2012'de aramızdan 13 Ocak 2012'de aramızdan ayrıldı ve aslında hep öyle söylüyorum, böyle değerli insanlar, unutulmaz eserler bırakmış insanlar sadece beden olarak aramızdan ayrılıyor. Ama yaptıklarıyla ebediyete kadar da yaşayacaklar ve yaşıyorlar. Kendisini ışıklar içinde uyusun, özlemle anıyoruz. Kıbrıs davasının büyük mücadelecisi, büyük savaşçısı. Mücahidi diyelim. Sizin çok anınız var. Rauf Denktaş'la. Oradan başlayalım. Ben de evet müsaadenizle öncelikle ekranlar başında bizleri izleyen izleyicilerimize buradan saygılarımı sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Kıbrıs davasının elbette unutulmaz lideri, Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Talat Paşa Komitesi Başkanı, evet, Ermeni da, soykırımı evet, sözde evet, iddialarına karşı verdiği mücadele, yani her cephede büyük bu, bir savaşçı. Türk dünyasının bu değerli şahsiyetinin 6. ölüm yıl dönümünde Sayın Rauf Denktaş'ı rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Tabii benim çok anım var, çok hatıram var. Kıbrıs'ta 90'lı yıllardan başlayarak vefatına kadar devam eden bir hukukumuz, dostluğumuz var. Onun güvenini kazanmaktan, sevgisini kazanmaktan hep onur duydum, hep mutluluk duydum. İnşallah onun bu bıraktığı değerleri taşıyacağız, yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Yani çünkü benim böyle de bir misyonum var. Denktaş benim düğünümde nikah şahidim olacakken katılamadı. O gün gene rahmetli Bülent Ecevit'in evinde bir toplantısı çıkmıştı. Gelememişti ama oğlumun olduğunu duyunca hastanede İstanbul'a kalktı, Kıbrıs'tan İstanbul'a bizleri ziyarete geldi. Bizleri tabii çok onur etti. Biz de oğlumuzun ismini Rauf Denktaş verdik. Öyle mi? Yani evet. Bu da ayrı bir şey bizim için, onur bizim için. Burada o fotoğrafları, evet, ve beraber, sizle beraberliği, evet, 2005 tarih. 2005 tarihte. 2005. Bu da, bu resim de benim düğünüme yazdığı not. Benim evliliğim için yazdığı not. Bunu da saklarız böyle. Bir otel odasında yazmıştı böyle. Yine bir 2007'de bir ameliyat geçirmişti o zamanki ziyaretimiz. Aydın Hanım da olan, eşiyle olan. Ama eşi sık sık İstanbul'a geliyor. Geliyor. Beylikdüzü dolaylarında bir evi var, değil mi? Aa, sizin bebek oğlunuz Rauf Denk, minik Rauf Denktaş dünyaya geldiğinde. Evet, minik Rauf Denktaş'ı ziyaret edişi. Evet. 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 Böyle bir anımız var. Şimdi kaç yaşında oğlunuz? Oğlum bakayım, şimdi 2006. 2006 doğumlu. 12 yaşına doğumlu giriyor. Evet. Yani o bilinci de taşıyor. Bu da, bu fotoğrafta şöyle, Rauf Denktaş hastalandığında, bu rahatsız geçirdiğinde Ankara'da yatarken oğlumu görmek istedi. Ben oğlumu aldım, gittim Ankara'ya. Ankara'da ziyaret ettik. O rehabilitasyon merkezinde. Orada bile o kadar ince düşünüyor ki, Aydın Hanım'a diyor ki çocukların hediyesi nerede? Yani Aydın Hanım'a hediye aldırıyor çocuklara. İşte öyle de bir şeyimiz var. Rahmetlikle. Allah, evet, bu hastanede, evet, Silahlı Kuvvetler Rehabilitasyon Merkezi'nde çekindiğimiz fotoğraf. Evet.
Serdar Denktaş. O da bir ameliyat geçirmişti, orada beraberdik. Evet. Orada öyle bir şeyimiz vardı. Küçük Rauf Denktaş. Küçük Rauf Denktaş. Denktaş, evet. Taş'la birlikte. Evet, Rauf Denk ve Taş oldu. Evet. Işıklar içinde uyusun. Evet, oğlunuza Allah uzun ömürler dileyelim. O da evet, bir muazzam Kıbrıs savaşçısı olacak belli. Çünkü İnşallah. Hem önemli bir ismin mirasçısı şimdi. Tüm hem de siz de çabamız o, temennimiz büyük mücadele o veriyorsunuz Kıbrıs konusunda. O inşallah. Tabii ben de Kıbrıs'ta bulundum. Onun kurduğu TMT, geçmişteki TMT ama bugünkü Güvenlik Kuvvetleri adı altındaki teşkilatta görev yaptım. Dolayısıyla onun neler yaptığını, nasıl bir dava adam olduğunu biliyorum. Bildiğim için de sonsuz bir saygı, sevgi, hürmet besliyorum kendisine. Çok sağlık sorunları yaşadı. Bütün bunlara rağmen de o davada pasif bir tablo sergilemedi. Yani klasik deyimle son nefesine kadar büyük bir mücadele verdi Rauf Denktaş ve o ismi üzerinden de bu mücadele devam kendi ediyor. Kendi sağlığından da ziyade onlar evet, yaşadığı bu başka bir şey. Ameliyatlar geçirdi Amerika'da. Çok sayıda burada iki diz kapağına platin kondu, şu bu falan, ama bunun dışında aslında evlat acılar yaşadı. Yani çok büyük acılar yaşadı. Yani 6 tane çocuğu var. Biraz konuşalım onları. Evet, evet. Rauf Denktaş'ı anıyoruz bu evet, programda. Dolayısıyla Kıbrıs davasını da konuşacağız. Çok değerli telefon konuklarımız da olacak. Ben evet, sormuştum, Aydın Hanım hatta sordum. Ya Dilek isminde bir kızı var, Münir isminde bir oğlu var. Münir bademcik ameliyatında rahmetli oluyor. Allah Allah. 7 yaşında. Allah Allah. O da Denktaş, onun cenazesine bile Kıbrıs davası için katılamıyor. Düşünebiliyor musunuz? O dönem işte İngiliz şeyinde, kontrolünde Kıbrıs. O TMT'cilerin tutuklanmasıyla ilgili bir sıkıntılar var. Türkiye'ye geliyor. Ama diyor ki Aydın Hanım'a, sakın çocuğu ameliyat ettirme. Hı. Kendisi gençliğinde bademcik ameliyatı oluyor. Zorluğunu biliyor. Çocuk da bademcikleri rahatsız. Ama doktor Fazıl Küçük diyor ya, o gitti şimdi, yaptıralım bunu diyor. İyi niyetle tabii. Nalbantoğlu yapıyor. Burhan Nalbantoğlu ameliyat, ama ameliyat esnasında Aydın Hanım da ameliyathanenin önünde beklerken bir kapının önüne kadar kanlar geliyor. Damarı kesiliyor. Orada ölüyor işte Münir. Ama Denktaş oğlunun cenazesine bile gelemiyor. Düşün işte, böyle acılar var. Gene bir kızı 2,5 yaşında Londra'da ölüyor. Orada toprağa veriyorlar. Biliyorsun büyük oğlu, onun için çok değerli büyük oğlu Raif Denktaş trafik kazasında ölüyor. Biliyorsun gönüllere taht kurmuş müzisyen, siyasetçi, şair, yazar. Yani her şey var. Devamlı evlat acısı var. Ve ya, düşün işte, bu acıları yaşamış bir insan buna rağmen bağrına davası, bağırıp acıları yüreğine gömmüş ama davası hep ön planda olmuş. Bu acıları içinde yaşamış bir lider. O açıdan bunları bilmeden herkes farklı şeyler söyleyip düşünebilir ama bunları bildiğinde, hissettiğinde başka şeyler düşünüyorsun. İşte onun için diyorum ki hakikaten Türk dünyasının mümtaz şahsiyeti, büyük lideri, onurlu lideri. Bir de Türkiye sevdalısı. Yani inanılmaz bir Türkiye aşkı var, asker aşkı var. Yani muazzam bir şey. Bunlar çok, yani yakinen kendisiyle konuştuğum, sorduğum çok şeyler oldu. Ben gene Ankara'da TMT'nin Türkiye ayağında kurucularından olan emekli albay İsmail Tansu ile evinde uzun sohbetlerim oldu. Ondan da dinlediklerim. Sonra gene Kemal Yemakpaşa'nın anılarında yazıyor Denktaş'la ilgili. Yani herkes etkilemiş bir insan. Herkes etkilemiş bir lider. Yani düşün işte, biliyorsun 64 yılında Londra'da Kıbrıs Türk'ün haklarını savunurken o konuşmalara katıldığında Makaryos Kıbrıs'a sokmuyor. 4,5 yıl bir sürgün hayatı yaşıyor. Türkiye'de yaşıyor. Ama kaçak yollarla bir tekneyle Kıbrıs'a gidiyor işte. Karpaz bölgesinde yakalanıyor. Ya bunlar düşündüğünde
inanılmaz şeyler. Sonra suikastler atlatıyor. Tabii yani Erenköy'e çıkması, Erenköy'de öğrencilerle savaşması, tekrar gelip Türk hükümetine bilgiler vermesi başka bir şey. Büyük mücadele adamı ve hala yaptıklarını konuşuyoruz. Onun aynı zamanda Karkut Deresi. Onun hayatını, evet. Bu kitabı kendisi bana hediye etmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni baskıları yapıldı. Aman ne güzel. Değer Hanım getirdi bana bunları. Size hediye ediyorum o kitabı da. Çok teşekkür ederim. Şöyle böyle, kitabın da kapağını onun, gösteriyorum. Bunun okunması lazım. İnanılmaz bir yani kitap. Yani bir zaman aşımına uğramış kitap değil. Her zaman o anıların bilinmesi çok lazım. Çok güzel bir kitap. Çok beğendiğim de bir kitap. Orada dedesiyle bağlarını anlatıyor. Mesela Şehirli Mehmet'i anlatıyor. Yani ta çocukluğunda 6 yaşlarında 7 yaşlarında Kıbrıs davası ile ilgili anıları var işte. Yani o Kıbrıs davasına bağlılığı ta oradan başlıyor. Evet. Şehirli Mehmet işte diyor ki Osmanlı Yaman adamdı. Gittiler ama bir gün mutlaka gelecekler. Ben göremedim ama siz göreceksiniz diyor. Ama bugün işte o süreci iyi analiz ettiğinizde denktaşın büyük katkıları var o duyduklarıyla ve bugün Türk asker orada ve bir kurulmuş bir devlet orada. Yani ne konuşsak azdır o lideri hakkında, ne söylesek azdır. Her şeyi hak eden bir lider. Bir de şimdi biz siyasetçileri hep bir robot gibi algılıyoruz. İşte hep aynı konuda konuşan, aynı konuda mücadele eden. Tabii Rauf Denktaş bambaşka bir kimlik, bambaşka bir şahsiyet. Çok özel, nevi şahsına münhasır. İşte hastanedeyken bile çocuğunuz için, oğlunuz için, küçük Rauf Denktaş tabii için bir hediye aldırtması. Ve, o haliyle yani evet, düşün ondan 5 ay sonra düşünüyor olması. 5 ay sonra da rahmetli oldu. Evet. Ben cenazesine katıldım, gittim. Oradaki manzara daha da bir başkaydı. Yani bir yani gökyüzündeki o beliren şeyi düşünün. İnanılmaz bir şey olmuştu orada. Yani öyle insan duygulanıyor ki, derinleşiyor ki yani evet. Ne söyleyeyim? Evet. Çok etkilen. Duygu dünyası, sanat dünyası, görsel dünyası da çok zengin ve profesyonel bir fotoğraf sanatçısı. İnanılmaz, evet. Elimde onun Kapılar adlı bir kitabı var. Kıbrıs'ta dolaşıyor, Kuzey çekiyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ve kitabın kapağını önce görebilirsek, ardından sayfaları arasında sizleri birazcık dolaştırmak isteriz. El verdiğince imkanlar. Bakın açıyorum. Şimdi rastgele açıyorum. Bir kapı, kapılar gelecek. Rauf Denktaş çekmiş resmini ama biraz daha belirgin bir kapı olsun renk açısından. Bakın bir kapı daha burada. Şöyle açıyorum yavaş yavaş. Onun çektiği fotoğraflar. Özür dilerim. Bir kapı daha. Zannediyorum bir fikir veriyor. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Açtığı sergiler var. Onlarca kapılar, sergileri var. Sergiler var. İnşallah biz belki Denktaş Vakfı ile beraber İstanbul'da onun resim sergisini yapma gibi planımız var. İnşallah onu gerçekleştiririz. Onunla ilgili ben bir anekdot anlatayım. Tabii buyurun. Serdar Bey ameliyat olduğunda hastaneye ziyarete gitmiştim. Gitmeden önce de bir çiçek gönderdim. Gittiğimde çiçekçiye özel seçtim bunlardan, işte şu şekilde güzel bir şey yapın dedim. Odaya girdim. Rahmetli Cumhurbaşkanımız o çiçeklerin fotoğrafını çekiyor. İnanın o kadar etkilendim ki dedi ki ya nereden buldun bu çiçekleri? Ne kadar güzel. Düşünün yani öylesine bir bakışı vardı ya. Güzele hayran. Güzele hayran. O kamerasının arkasından gördükleri onun dünyasını çok, ne kadar zenginleştiriyor ki. Binlerce sormuştum bunları nasıl saklıyorsunuz diye. Anlatmıştı bana. Binlerce fotoğrafı var. Binlerce fotoğraf arşivi var. Şimdi ne oldu o arşiv? Şöyle şu an biliyorsunuz Anıtkabir yapılıyor. Çok büyük, muazzam bir Denktaş için. Denktaş'ın evet. Anıt mezarı yapılıyor. Orada bir müze kuruluyor. Orada sergilenecek onun fotoğrafları, kitapları, eserleri. Çok beğendiğim de bir. Bu da, bunu da anlatayım bunun hikayesini. Aydın Hanım'la beraberiz. Evet. Evet. Şimdi şöyle,
Rauf Denktaş'ın sağlığında gelip Beylikdüzü'nde konakladığı var. Yani orada evleri var. Evet. Aydın Hanım'la beraber. Burası Beylikdüzü şu anda. Yaşam evet. Vadisi. Bakın burada çok güzel bir anıt evet. yapıldı. Onun hikayesini çok kısa anlatayım. Şöyle, Denktaş için Denktaş bir anıt için. Yapıldı. Evet. Beylikdüzü'nde evi var. Aydın Hanım her 2-3 ayda bir gelir kalır orada. Evet. Bir gün ben havalimanından aldım Aydın Hanım'ı, evine bıraktım. Bana dedi ki ya küçük Rauf'u bir iki gün dinleneyim, bana getir biraz seveyim dedi. Ben de 2 gün sonra aldım Rauf'u, evine gidiyorum. Oğlunuzu. O, evet. Giderken yolda Derviş Eroğlu Caddesi gördüm. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Denktaş'ın evine vardığımda şu anki Beylikdüzü Belediye Başkanı da aday adayı. Belediye Başkanı aday adayı. Evet. Oradan aradım. Ya dedim Ekrem Başkan, ben şu an Rauf Denktaş'ın evindeyim. Bakın Beylikdüzü'nde. Evet, anlatı şimdi burada evet. daha görkemli haliyle tam ekran görme şansımız evet, olamayacak galiba. Güzel. Ama güzel bir fotoğraf. Bunları evet, anlatacağım. Burada görebiliyoruz. Şu evlerin hemen arkasında evi var Denktaş'ın. Evet. Yani sağ olsun başkan. Tam orada... ekrana verebiliyor muyuz acaba? Bir görelim. Seyircilerimiz de görsün ekranda. Evet arkadaşlarımız biraz yakın planda gösterirlerse çünkü ekranlarda bu görüntü kaybı olabilir. Bir bu, Rauf Denktaş anıtı İstanbul'da Beylikdüzü'nde. Türkiye'de ilk. Ve yani, Türkiye'de ilk. Heykeli var bazı yerlerde ama anıt olarak Türkiye'de ilk. Çünkü Kıbrıs'ın KKTC'nin kuruluş şeyini de anlatan, oradaki rolyeflerle anlatan bir figürleri de var orada, çok güzel. Burası aynı zamanda Türkiye'nin en büyük parkı, yeşil alanı olacak. Yani evet. Böyle de bir yer diye. Ne güzel. Evet. Sağ olsun başkan Kıbrıs'ta öğrencilik yapmış, çok büyük bir milli hassasiyeti. Şimdiki evet. belediye başkanı. Evet. Evet hassasiyeti. Tekrar görüyoruz. Evet. Olan bir arkadaşımız. Denktaş'ın eşini. Sağ olsun evet. buraya güzel bir anıt yaptırdı. Böyle akde vefa örneği gösterdi. İşte davet ettik. Sağ olsun başkan hepsini davet etti. Aydın Hanım geldi o anıtın önünde, kızı geldi, işte eski başbakanlar, işte bakanlar geldi. Hatta Trabzonspor'un Barış Kupası almıştı. Onların o dönemi futbolcuları da burada. Yani, evet, evet. Bakın eski başkan orada, orada. Evet. Şamil Bey orada. Evet. evet. Bu da benim küçük Rauf Denktaş. Aydın evet. Hanım'ın elini öpüyor. Bunlar tabii unutulmaz hatıralar. Evet, evet. Ve o anıt şu anda artık Beylikdüzü Belediyesi'nin sınırları içinde yapıldı ve daha duruyor. Önemli bir şey, anıtın etrafında orada gördük, tabletler kondu. Osmanlı döneminden başlayıp bugünkü KKTC'nin kuruluşuna kadar bütün tarihini anlatan güzel. İnanılmaz bir şey. O kitap çıktı, verdim size. Bu Karkot Deresi. Yok, ufak bir kitapçık vermiştim. Ha evet, ufak kitapçık. Türkiye'nin ilk Rauf Denktaş anıtı. Bu kitapçıkta evet bunlar onun, var. O kitapçıkta evet. hepsi var işte oradaki olan şeyler. Bak o evet. anıt şey şunlar işte şu tabletler. Bak her bunlar. Biri öyküyü anlatıyor. Öyküyü anlatıyor. TMT'yi anlatıyor. Yani Adnan Menderes anlatıyor. Ecevit anlatıyor. Erbakan anlatıyor. Yani bu açıdan çok büyük bir hizmet yaptı başkan sağ olsun. Tabii. Arkadaşlarım şimdi... Emekli Orgeneral Sayın Necati Özgen evet, hattımızda Necati olacak. Necati Özgen Paşam da çok yakın dostu aynı zamanda. Hem yakın dostu hem Kıbrıs'ta, Sayın Özgen Kıbrıs'ta Barış Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Tümen Komutanlığı yaptı. Bölük Komutanlığı. Bölük Komutanlığı yani çok bayağı bir geçmişi avcunun var. Avcunun içi gibi Kıbrıs'ı bilen ve Kıbrıs davasını bilen. Bilen bir insan. Çok önemli bir komutan her zaman olduğu gibi o dönemde de. Ve... onun anlatacakları da büyük önem taşıyor tabii. Sayın Özgen çok değerli bir komutan. Biliyorum. Yakın. Büyük yakın. Mücadele veriyor o da. Evet. Ben de çok severim Sayın Komutanımı. İyi evet. de hukukumuz vardır. Yani orada Sayın Komutanımın zamanında orada büyük yangın çıktı. İşte Beşparmak Dağları'nda çok büyük mücadeleler verdi. Hatta Denktaş'la beraber verdi. Sayın Komutanım bağlanırsa anlatır. İnanılmaz hikayeleri var. Ya telefon hazır mı acaba? Arkadaşlarım mutlaka uyaracaktır beni. Daha sonra da programımızın ikinci bölümünde en uzun süre meclis başkanlığı ve daha sonra başbakanlık yapmış olan Sayın Hakkı Atun'la konuşacağız. O da çok yakın. Tabii şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günlerde genel seçimler yapıldı. Ve o seçimlerin yankıları da çok önemli.
Ben şöyle okuyorum aslında. Nasıl okuyorsunuz? Ne olacak acaba? Geçmişte gerek bizim Türkiye'nin gerek Avrupa Birliği'nin girişimleriyle farklı bir potadaydı o iş. Yani çözüm yanlısı, çözüm gibi falan dursa da Türkiye'de gördü o işin doğru olmadığını, yanlış olduğunu, geri adım attı. Bugün seçimlerin sonucunu şöyle okuyabiliriz. Yani %70 gibi bir KKTC'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını isteyen bir kitle çıktı ortaya. Bunu çok önemsiyorum bu bağlamda. Yani parti gözetmeksizin %70 gibi şu anki mevcut statünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması yönünde. Şimdi CTP bu işi farklı boyutta savunuyordu ama ciddi bir oy kaybı oldu, ciddi bir yara aldı. Bu da halk da şunu gördü, bir dönem bir şey tanıdı, tolerans tanıdı. Baktı gördü ki düşünüldüğü gibi değil, anlatıldığı gibi değil. Buradaki tüm amaç Kıbrıs üzerinde Rumların hakimiyet kuracağı bir sisteme doğru gidiyor. Ve orada verdiği oylarla, verdiği tepkiyle bunu gösteriyor. Benim yorumum o, bakışım o. Evet, yani Kıbrıs davasını tanıma düzeyinde isteyenler var. Bu arada Sayın Özgen hattımızda. Tamam. Hemen bağlanalım. Emekli Orgeneral Sayın Necati Özgen hattımızda. Sayın Özgen, saygılar sunuyoruz Ulusal Kanal'dan. Hanımefendi, saygılar efendim. Saygı bizden, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sayın Hasan Taş'la birlikte biliyorsunuz zaten önce de görüşüldü sizle. Evet. Rauf Denktaş'ı anıyoruz ve tabii Rauf Denktaş'la birlikte Kıbrıs meselesini de konuşuyoruz. Işıklar içinde uyusun diyelim. Ona da bir anıt mezar yapıldığı bilgisini yine paylaştık burada. Sizin hem duygularınızı hem de bugün Kıbrıs davasına bakışınızı bu vesileyle de öğrenmek isteriz Sayın Özgen. Buyurun. Gülgün hanımefendi, öncelikle babanıza saygılarımı sunmak istiyorum. Sağ olun, baş konu bu. Sağ olun. İkinci konu Mehmet Taş kardeşimiz, Kıbrıs davasıyla yakından ilgilenen bir kardeşimiz. Sağ olun. Ayrıca bu Sayın Denktaş'ın ailesine çok yakın ilgi gösteriyor kendisi. Evet. Oğlunun ismini de Denktaş koydu. Ve bir ilçede, ismini vermeyeyim, panel düzenlendi. Bizler de orada belediye başkanının daveti üzerine gitmiştik. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Komutanım. Şimdi hanımefendi, Kıbrıs'ta tabii 68 ile 95 arasında 4 defa Kıbrıs'ta bulundum. Bütün birliklerinde bulundum. Bölükten Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na kadar tümende, evet, dahil bulundum. Yani orada görev yaptım hanımefendi. Yani biraz tecrübem de var o konuda. Çünkü bu kadar uzun görev yapan komutanlardan herhalde 3'ü 4'ü geçmez yani sanıyorum. Dolayısıyla benim tecrübelerime istinaden ben öncelikle yani son söyleyeceğimi öncelikle söylemek istiyorum. Huyum da böyle yani, huyum kurusun. Ondan sonra şimdi ben diyorum ki Kıbrıs'ta hanımefendi şey olmaz, barış olmaz diyorum. Yani bu sadece tecrübe değil, okumalarımla o bölgeyi, şeyi de, Rumları da tanımamdan dolayı barış olmaz. Neden barış olmaz? Çünkü barış olduğu takdirde Kıbrıs'ı kaybederiz. Mesela Annan planına evet demişlerdi. Biz evet dedik, onlar hayır dedi. Ben de 2004'te oradaydım. Yani referandumda bayağı çalıştık ekibimle birlikte. Düşünebiliyor musunuz? Rumlar hayır demeseydi, evet deseydi Kıbrıs davasını kaybetmiştik. Dolayısıyla Allah Denktaş'tan razı olsun. Tabii ki zahmet ediyoruz kendisine. Öyle bir şey bırakmış ki Kıbrıs davasına, öyle bir damga vurmuş ki, öyle bir imza atmış ki bugün Kıbrıs'ta geçen hafta seçimler oldu, hatırlıyorsunuz. Seçimlerde, evet, halkın %71 efendim şeyi, 73'ü şeyi istemedi, federasyonu istemedi. Yani biz devletimizi şey yapmak istiyoruz, korumak istiyoruz dediler yani. Ve nitekim şu anda koalisyon falan da kurulamıyor. Belki ileride kurulacak, onu da bilemiyorum tabii. Şimdi
şeyler Yunanlılar, Yunanistan 1929 senesinden beri 7 kez büyümüş. 7 kez büyümüş. Evet. Ve gözü de Türkiye'de ve halen o şimdi günlük olaylara baktığımız zaman da şu adalar meselesi falan filan hala da burada. Yani ben şunu demek istiyorum. Rumlar yani Yunanlar, Rumlar bana göre, benim düşünceme göre tarihin kaydettiği sabıkalı bir millettir. Yani hem İstiklal Savaşı'nda hem de Kıbrıs'ta oradaki sizler de görmüşsünüzdür mezarları filan. Evet, ben 68'den beri oradayım. Ayrıca harekatın akabinde hemen bir tarafımızda Kıbrıs'taydım. Dolayısıyla 7'den 70'e insanlarımızı şey yapmışlar efendim, katletmişler. Asıl şeyler, soykırımı yapanlar Yunanlılardır yani. Onu demek istiyorum. Ayrıca İstiklal Harbi'de de yakmadıkları köy kalmamış efendim. Dolayısıyla şimdi tutuyorlar, biliyorsunuz hala Türkiye'nin üzerinde efendim adalar dahil olmak üzere sıra sanıyorum Kıbrıs'a gelecek efendim. Dolayısıyla bu konuyu Kıbrıs'a Barış Kuvvetleri Komutanlığı yaptığım senelerde hiçbir zaman savunmaya ait birliklerimde plan tatbikatı yapmadım. Hep taarruzu oynayarak, arazide taarruzu oynayarak yaptım. Dolayısıyla Kıbrıs'ta kesinlikle çok ciddi durmamız lazım. Oradan birlik falan çekmememiz lazım. Oradaki birlikler her an harekata hazır olmalı. Bunu ciddi olarak söylüyorum. İleride bu konu gündeme geleceğini düşünüyorum. Sonra bir de mesela Rumlar kesinlikle sanıyorum 1989 Ocak ayında şeylerin yapmış olduğu kendi meclislerinin almış olduğu karar gereğince hangi hükümet başa geçerse geçsin, hangi hükümet şeye gelirse gelsin, iktidara gelirse gelsin onlar tek devlet, tek bağımsızlık, tek egemenlik, ondan sonra oraya gelen Türk göçmenler geri gidecek, garantiler ortadan kalkacak. Dolayısıyla Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin yaşaması kalkmış olacak. Yani onların şu anda işgal etmiş olduğu, yani şu anda yürütmüş olduğu Rum, Güney Kıbrıs Rum yönetimi olan Cumhuriyet bizim 1960 Cumhuriyetimiz değil efendim. Dolayısıyla bunlar biliyorsunuz şeye de Avrupa Birliği'ne de girdiler. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bir şekilde Avrupa Birliği'ne aldılar. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin müktesebatı şeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanmayacak diye de altıca bir not düştüler yani. Dolayısıyla evet yani hatalarını biliyorlar ama yani maalesef işte dünya onların arkasında olduğu için bu tedbirleri filan almış oldular yani. Biz Kıbrıs'ta efendim Sayın Denktaş'ın halkına bir şeyi vardır, sözü vardır. Demiştir ki bağımsızlıktan taviz vermeyeceksiniz. Aynı Mustafa Kemal'in söylediği, Atatürk'ün söylediği gibi benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir demiştir. Onu işte koruyun, kollayın diye beyanatı vardır hatırlarsınız. Sayın Denktaş da halkına egemenlikten sakın taviz vermeyin. Ondan sonra garantiden sakın taviz vermeyin ama Cumhuriyet'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine de sahip çıkın demiştir. Evet. Yani biz orada çözüm tarzı milletimizden istediği bu şekilde iki ayrı devlet istiyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada yaşatılmasını istiyoruz. Şeyimizde çözüm tarzımız da bu. Nitekim yapılan seçimlerde bunu ortaya şimdi. Geçen hafta yapılan seçimlerde bunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu cumhuriyetin yaşatılması konusunda gerek Türkiye gerekse Kıbrıs'taki olan soydaşlarımız bu konu üzerinde hassasiyetle durmaları lazımdır. Yani Sayın Denktaş
aynı Mustafa Kemal Atatürk gibi yani öyle bir cumhuriyet kurmuş ki bana göre yıkılması imkansız görüyorum. Yani oraya nasıl Mustafa Kemal bizim cumhuriyet adamını vurmuşsa Sayın Denktaş da, rahmetli Sayın Denktaş da Kıbrıs'a damgasını vurmuştur. Dolayısıyla bütün bu şeyler, yani soydaşlarımız çekilsin, şu kadar toprak verin bize, %10 civarında, 10'a yakın yani toprak tarihi istiyorlar. Ondan sonra da garantiler ortadan kalksın, oh ne güzel. Ondan sonra Kıbrıs yalnızlaşsın orada, sonra zamanla tamamen erişsinler ve ortadan kaldırsınlar. Bütün dertleri budur efendim, şeylerin, Rumların. Rum tarafının. Evet. Şimdi Denktaş hakkında tabii hem Kıbrıs'ta görevlerim sırasında hem de hanımefendi olduktan sonra ben emekli kendisiyle beraber yurt içinde yani şehirlerde açık ve kapalı yerlerde Kıbrıs konusunda konferanslar verdik. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim yani. Adana'ya gittik mesela. Osmaniye'ye gittik. Osmaniye'de açık hava toplantısı yaptık. Açık hava toplantısı yaptık ve açık hava toplantısı yaparken tabii önce ben konuşuyordum. Sonra muhterem Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyordu. Tam o şey yaparken, kendileri konuşurken o sırada ezan okundu. Ezan okunmaya başladı. Ezan okunurken tamamen şey yaptı. Kesti konuşmasını. Ezan bitinceye kadar konuşma yapmadı. Dolayısıyla kendisi demokrat, layık bir insandı. Gerçekten layık bir insandı. Ama dinine de son derece düşkün bir şey insandı. Benim zamanımda bir planı var. Abi yaptırmak istiyordu kendisi. Ama bu tabii şey olmadı. Tamamlanamadı yani, olmadı, yarım kaldı gibi bir şey yani. Dolayısıyla çok layık, çok şey ama dinle de sahip bir insan. Onu demek istiyorum efendim benim. Evet, evet. Sonra çok çalışkandı hanımefendi. Yani, 1,5 lira kadar çalışırdı. Bütün konuşmalarını işte çoğunlukla kendisi hazırlardı. Gerçi bir karakter yazardı ama çalışmadan bir buçuk kadar şey. Onun redaksiyonu, onun düzeltmeleriyle falan uğraşıyordu konuşmaları için filan. Korkunç bir performansı vardı, onu demek istiyorum. Bir de geleceği görürdü yani, gelecekte Kıbrıs'ın başına neler gelebilecek diye ileriyi görürdü yani. Dolayısıyla ümidini hiç kaybetmedi. Yani o hiçbir zaman efendim Rum teslim olmadı hanımefendi, Sayın Denktaş. Devletini kurdu. Ondan sonra da Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde yaşatmaya çalıştı ve emanet etti yani. Şu anda o emanetin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, evet. Efendim hanımefendi, biz... Evet. Yani çok iyi bir müzakereciydi. Neden? Çünkü Rumları iyi tanıyordu. Özellikle Rum müzakereci olan mesela... Senelerdir birlikte o müzakere yürütler. Klerides mesela. Klerides bir şey yapmıştır. Bir ifadem diye bir hatırasını yazmıştır. Ben okudum çünkü. İfadesinde mesela bir tane diyor ki, biz diyor müzakerelerde diyor Klerides, Denktaş evet diyorsa biz hayır diyeceğiz. Eğer Denktaş hayır diyorsa biz evet diyeceğiz. Diye kitabında yazıyor yani. Kendi ifadem diye bahsetti, yazdığı kitabında anılarını yazmış ve bu kitabında bunları söylüyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Öyle. Efendim biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Işıklar içinde uyusun. Önemli anılarınız var rahmetli Denktaş'a ve onların bir bölümünü paylaştınız ve tabii temel sorun Denktaş'sız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Denktaş'lı çözüm. Evet. Onun olmadığı yani, bir yerde onun savunduğu tezlerin mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. Ve tabii evet, temel konu Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusu. Evet. Şimdi mesela siz hatırlattınız. Yani Katar'la Matar'la o kadar yakın siyasi diplomasi olarak ilişkide bulunuyoruz.
Ama bir tane Arap devleti efendim gel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı dediğiniz zaman kimse yanaşmıyor yani. Çok enteresan değil mi yani bu konular? Bu yani, tabii. Halbuki evet. Mesela 2000 şeyde işte o 2004'teki yapılan referandumda evet. Başkan o zaman başbakan demiştir ki mesela eğer siz evet derseniz evet demekten sonra da bu yani ana planı kabul edilirse eğer evet demek suretiyetsiz ondan sonra hiç merak etmeyin. Eğer şey olursa olmazsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her yere gidip oradan dolaşacağım tek tek bütün ülkeleri dolaşacağım tanıtmaya çalışacağım demişti mesela evet. Sayın Erdoğan. Ama maalesef olmadı. Yani evet. Şimdi bence sıra buna geldi efendim yani. Burada başka çıkış yolu yok çünkü. Evet. Başka bir alternatif evet. Yok. Başka bir hareket tarzı yok yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi tutuyorlar. Bakın göreceksiniz ileride. Bir de tabii biliyorsunuz siz bunu kendinizin orada çalışan arkadaşlarla defaatle şeyini yaptınız. Oturumunu yaptınız. Bu enerji konusu mesela Kıbrıs'ın etrafındaki enerji konusunda o kadar yoğun milletimizi aydınlattınız. Allah razı olsun sizden. Şimdi orası korkunç bir enerji havzası oldu efendim yani. Trilyonlarla metreküp doğal gaz, efendim binlerce bidon diyelim. Ondan sonra şey var, petrol var orada. Biliyorsunuz zamanında araştırmalar falan yaptılar evet, bunlar. Evet. Efendim bir sürü ülkelerle gittiler, anlaşmalar falan yaptılar. Sonra Türkiye bir gemi göndererek ortalıkta alınca müzakereler de sona erdi. Yani orada korkunç bir enerji var efendim yani. Dolayısıyla Yunanistan şimdi bütün şeyini, dikkatini adalardan sonra, adaları da devamlı gündeme getirdiniz biliyorum. Teşekkürler ediyorum. Evet. Ondan sonra şimdi de Kıbrıs'a gelecekler efendim. Ben size bakımımızı çiziyorum. Bak yakında Kıbrıs konusunda çok yoğun diplomasi faaliyetler gösterecekler. Ve arkasında bütün Avrupa Birliği falan filan. Dolayısıyla evet. Çok sağlam durmamız lazım yani. Çok, Kıbrıs'ı, çok. Kıbrıs'ta, ya Churchill demiştir ki hanımefendi, Kıbrıs'ta çok eskiden beri Rumlara ait herhangi bir Rum var mıdır burada? Öyle bir insana rastlamamıştımdır demiştir yani. Rumlar hiçbir zaman oraya sahip olmamışlar ki zamanında. Nereden sahip olacaklar? Yunanistan'a 800 kilometre uzaklıkta evet. Bir yerde nereden geliyorsunuz yani da oraya sahip olmaya çalışıyorsunuz? Bunları evet. Tabii... Zamanınızı almayayım efendim. Konuşacak evet, çok birinci bölüm bitiyor. Evet, evet. Ben saygılarımı sunuyorum. Saygı bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Hoşça Sayın kalın Özgen, efendim. Sağ olunuz. Sağ olun. Tabii Sayın Necati Özgen çok dolu bu konularda da. Haklı. Ve çok önemli noktalara temas etti. Son bir dakikamızın içindeyiz. Birazdan bir ara da vereceğiz. Buyurun. Evet, evet. Tabii Sayın Denktaş biliyorsunuz sağlığında 88 yıllık ömrü içerisinde özellikle de Kıbrıs davasındaki liderliği sürecinde 5 tane Rum lider, 5 tane Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, tabii. 6 tane Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı, 13 tane de Türkiye Başbakanı ile yaşamış bir insan. Yani bu bir tarih aslında Sayın Denktaş'ın. Vefatı bir tarihin göçmesi demek aslında ama onun yazdığı kitaplar, bıraktığı eserler inşallah önümüzü aydınlatacak. Şu anki Kıbrıs'taki politikacılar da yavaş yavaş bunun farkında diye düşünüyorum. İnşallah evet işte Türkiye'nin de farkında olması gerekiyor. Evet. Kıbrıs'ın gözden çıkarılmaması lazım. Çok önemli Kıbrıs. Orada, tarihten bu yana çok orada önemli. Orada şöyle bir şey ilave edeyim. Ben bundan birkaç yıl önce Dervişeroğlu Cumhurbaşkanı iken ziyaret etmiştim. Orada sormuştum ya Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bu şeyi nedir? Evet. Erdoğan aynen bizim gibi düşünüyor şu an demişti. Bu da gösteriyor ki Türkiye'de bazı gerçekleri gördü ve o anlamda adım atıyor diye düşünüyorum. Evet, tekrarlaya öğretiyoruz. Bir ara veriyoruz Sayın Hasan tamam. Taş. Değerli izleyicilerimiz, Rauf Denktaş'ı anıyoruz ölümünün 6. yıl dönümünde. Ancak tabii Kıbrıs meselesine değiniyoruz. Çünkü Kıbrıs konusu Rauf Denktaş'ın dünyaya taşıdığı bir konu. Birazdan buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın.
ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Kıbrıs araştırmacısı Sayın Hasan Taş burada. Ve biraz sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en uzun süre meclis başkanlığı yapmış olan, daha sonra da başbakanlığı yapmış olan, Davut Bektaş'ın da çok yakın arkadaşı olan Sayın Hakkı Atun'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz telefonda. TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı, bunun kurulması çok önemli bir süreç tabii. Bunu Rauf Denktaş'ın hayata geçirmiş olması. Elbette aslında Denktaş'ın ta çocukluğundan başlayıp, dedesinden, babasından başlayıp, daha sonra da o bilgilerle, o birikimle, daha sonra da Kıbrıs'ta Rumların biliyorsunuz 1931 yılındaki ayaklanmaları İngiliz yönetimine karşı, gene 1955 yılında 1 Nisan'ında EOK terör örgütünün ortaya çıkması, sabotajlar, öldürmelere başlaması, ister istemez Denktaş'ı böyle bir şey itmiştir. Denktaş 3 arkadaşıyla Kemal Tanrıserdin'in evinde, işte Doktor Nalbantoğlu ile beraber Türk Mukavemet Teşkilatı kuruyorlar ama imkan yok, silah yok. İşte ondan önce kurulmuş bazı Volkan gibi örgütler de bir araya toparlayıp Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye işte Başbakan Adnan Menderes hükümetinden destek istiyorlar, yardım istiyorlar. Ve Türkiye'yi ikna etmesi çok önemli. Daha sonra Türk hükümeti Kıbrıs'taki gidişatın neticesine göre Genelkurmay'a bu konuda örtülü destek veriyor ve askeri kanadını oluşması için de Özel Harp Dairesi'ne yetki veriyor. Özel Harp Dairesi bu konuda ciddi adımlar atıyor. Rıza Vuruşkan isimli bir yarbay, o zaman daha sonra albay, oraya gönderiyor. Oradaki teşkilatlanmayı yapıyor ama Toros Kot adıyla da bir numaralı Mücahit Denktaş. Yani Toros Kot orada adı, Kıbrıs ayağını, Kıbrıs Türk ayağını o idare ediyor tabii. Çok büyük emekleri var. Bugün belki TMT'yi çok konuşmuyoruz ama TMT'nin içeriğini, ayrıntılarını araştırdığımızda çok büyük mücadele var. Kıbrıs Türk'ünün bugünlere gelmesinde TMT'nin büyük mücadelesi var. Bir Erenköy Savaşı var. Bir Geçitkale, Boğaziçi'ne Rumların saldırması var. Yine Grivaskon, oradaki mücadeleleri var. Verdikleri şehitler var. Kıbrıs Barış Harekatı'nın kolaylaşmasını sağlayan yine Türk Mukavemet Teşkilatı. Oradaki üçgen bölgeyi tutması, o Beşparmak Dağları'nda işte 101 evler, Sentilaryon bölgesini, Şahinler bölgesini, Boz Dağları tutması, evet, askerin oraya kolay inmesini sağlamıştır. Yani Denktaş'ın zaten TMT şeyiyle bile baktığınızda yaptığı şey çok büyük bir mücadele. Sonuç olarak o TMT daha sonra güvenlik kuvvetlerine dönüştü. Bugün Kıbrıs'ın yasal güvenlik kuvvetleri komutanlığı, yasal askeri kurumu ve çok da başarılı. Kıbrıslı mücahitler orada gidiyor, eğitimini orada alıyor, askerliğini orada yapıyor. Yarın Rumlara karşı bir şey olduğunda vatanların en iyi savunacak bir ordusu var artık, bir devleti var artık. Yani ne söyleyelim, Kıbrıs'ın her şeyiyle, bütün kurumlarıyla var olan bir devlet. Bize düşen Türkiye olarak bu devletin tanınmasını sağlamak. Tabii. Yani bugün artık nasıl olsa son görüşmelerde malum Rum tarafı yine... Kaç defa bitti? Şu anki son tam seçimde... Tam böyle Türkçe herkesin anlayacağı dille tam su koydu bu işe. Sayın Hakkı Atun hattımızda, dönelim. Tamam. Sayın Atun, saygılar sunuyoruz Ulusal Kanal'dan Hasan Taş'la birlikte. Efendim, saygılar bizden. Sağolunuz. Hayırlı güzel yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sayın Atun, çok yakın arkadaşıydınız. Işıklar içinde uyusun Denktaş'ın. Onu dinlemek isteriz sizden ve bugün Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelinen noktaya ilişkin görüşlerinizi de almak isteriz. Malum 13 Ocak onun aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümü, tabii acı bir kayıp ama hatıralarıyla ve yaptıklarıyla yaşıyor. Anılarınızdan bir kısmını da sizin dinlemek isteriz. Buyurun Sayın Atun. Sırf hatırlatmak için söze şöyle başlamak istiyorum. Ben 1959'da mezun olup Teknik Üniversite'den geldiğimden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'la tanışıp karşı karşıya gelen bir kişi oldum. O günden itibaren hemen her kapasitede
Yani önce onun memuru, sonra milletvekili, sonra bakanı, sonra başbakanı, meclis başkanı olarak onunla hep çalıştım ve buyurduğunuz gibi onunla adeta bir özel ilişkim oldu. Şimdi 6. ölüm yıl dönümünde geriye dönüp baktığımda ve bugün veya bu yıllarda olanlarla geçmişte onun iktidarı döneminde olanları karşılaştırdığımda büyük bir boşluk görüyoruz. Yani Kıbrıs'ta bugün için en önemli konulardan, sorunlardan bir tanesi de lider boşluğudur. Yani Cumhurbaşkanı Denktaş'tan sonra gelen arkadaşlarımız sağ olsunlar, Kıbrıs sorununa eğildiler, taviz vermediler, en iyisini yapmaya çalıştılar. Ama Denktaş'ın liderlik vasfını ortaya koyamadılar diyebilirim. Ne demek istiyorum? Evet. Denktaş yalnız Kıbrıs görüşmelerini yürütmekle kalmıyor. Adeta yukarıdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ondan evvel bütün Kıbrıs'ta 63-74 döneminde o perişan günlerde nelerin olduğunu bir bütün olarak görüyor ve her konuda bizleri önce dediğim gibi memuru müdürü olarak, sonra bakanı olarak, sonra 10 yıl ona vesalet etmiş bir kişi olarak devamlı uyarıyor. Bizleri eleştirmekten kesinlikle çekinmiyor. Bir törene bile katılmasak, niye katılmadın diyecek kadar hassasiyet gösteren bir liderdi. Tabii ki Kıbrıs Türk halkı Denktaş gibi bu vasıflara sahip bir lideri yakalaması, ona sahip olması büyük bir talihti, büyük bir şanstı. Ve bugünlere gelmemizde elbette Kıbrıs Türk halkı ile birlikte onsuz olamazdık diye düşünüyorum. Yani Denktaş'ın uzun görüşü, milliyetçiliği, ana vatana sadakati, bütün bunlar birleştiğinde ve bu dediğim kesin görüş sahibi olması bizi bugünlere getirdi. Kısacası bu devletin kurulması da o baş mimarımızdır. Onu bugünlerde bütün Kıbrıs Türk halkı değerini daha iyi de anlayarak özlemle, saygıyla anıyoruz. Elbette onun yol göstericiliği devam edecektir. Hala emin olun, bugün bizi yönetenler de onun ilkelerinden, onun düşüncelerinden nem almaktadır. Ve o yol göstericiliği de devam etmektedir. Unutmuyoruz, daha nefesini, son nefesini vermeden söyleyin onlara bir devlet vardır kuzeyde sözü elbette kulaklarımızda küpedir. Ve bu devlete sahip çıkmak için hepimiz seferberiz, nefesimizin yettiği kadar. Sayın Denktaş gerçekten ana vatanına da yürekten bağlı, bunu defalarca gördüm. Dinledim. Hatta bir defasında ya Türkiye'yi derde sokacaksak bize söylesinler, başka çare düşünelim diyecek kadar Türkiye'yi de bir taraftan halkının özgürlüğü için çalışırken Türkiye'yi de hiç aklından çıkarmıyordu. Böylesine büyük bir devlet adamıydı. Bir vatanseverdi. Türk dünyasının yetiştirdiği ender bir liderdi. Kendisini rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Evet, evet. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önceki günlerde malum seçimler yapıldı, genel seçimlere gidildi. Çalkantılı bir süreç geçiriliyor ve ortaya çıkan tablo acaba ne olacak dedirtiyor. Siz çok deneyimli ve bu davaya kendiniz adamış bir isimsiniz Sayın Atun.
Nasıl bakıyorsunuz bundan sonraki sürece ve ne yapılması lazım? Sizin deneyimlerinizle bizler de bu bir beyin fırtınası yapalım. Buyurun. Efendim, maalesef en eksik tarafımız, demokrasimiz bu zafiyet içerisinde bir uyuşma, uzlaşma kültürü eksikliği yaşıyoruz. Halbuki halk bu kararı vermişse, halkın artık beklentisi en az belli bir süre kazanabilmek için ne bazına olursa olsun hükümeti kurmaktır. Ben görüşmüyorum bile demek kanımca yanlıştır. Olmaması gerekir. Ben bir hatırlatmam gerekirse, o güne kadar Cumhuriyeti Türk Partisi'nin hükümette yer alması bir tabu kabul edilirken, ben onlarla bile uzlaşmaya gitmiştim. Yani geçmişte kendimle ilgili bir şey söylemiş olmayayım. Geçmişte bunun örnekleri vardır demek istiyorum. Ve bundan da ders almıyoruz. Dolayısıyla bugün seçilmiş olan bu arkadaşlara büyük bir görev düşmektedir. Bütçesi bile, bu an devletin bütçesi bile yoktur. Bir an önce esasında hükümetin kurulması gerekir. Önce bütçeyi geçirip belli bir süreyi kazanmak gerekir. Ondan sonra tekrar seçim yasasını gözden mi geçireceğiz? Sistemi yeniden ele alıp devamlı koalisyonlarla yaşamaya mahkum edilmiş birisiyiz. Ya koalisyonlarla yaşamayı öğreneceğiz, uzlaşma kültürümüzü geliştireceğiz ya da sistemi, eğer o başkanlık sistemi ise örneğin Güney'deki gibi o yöne gideceğiz. Ama bugün için buyurduğumuz gibi bu partilerin mutlaka görevlerini yerine getirmeleri gerekir. Halk kendileri oraya getirmiştir. Bunu halletmemiz gerekir. Yani demokrasilerde çareler tükenmez diye bir söz var. Demokrasinin bir de bu üstün tarafı var. Demokrasi yönetiminin. Dolayısıyla gökten birisi inip bize bir çözüm, bir çare bulamayacaktır. Bunu bulsak yine kendimiz aklımızı kullanarak birbirimize saygıyı göstererek bunu yerine getireceğiz. Bugünlerde işte az önce söylediğim nedenlerden dolayı bir eksikliğimiz olduğunu kabul etmek zorundayız. Halbuki çok gelişmiş, insan haklarına saygılı bir demokrasimiz var. Ama demokrasiyi hakkıyla uygulayamamaktayız. Bunu da kabul etmek zorundayız. Evet, tabii en temel sorun demokrasinin bütün kurumlar ve kurallarıyla işletilmesi ve işte hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hep aynı büyük kavganın içindeyiz. Bir an önce evet demokrasinin tesis edilmesi lazım. Siz seçim yasası dediniz. Eksiklikler var değil mi seçim yasanızda? Bütçenin yapılması lazım dediniz. Bir bütçe yapılamadı mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için? Yapılamadı. 7 Ocağı alınca herhalde yeni hükümet bu bütçeyi hazırlasın diye bir görüş ortaya çıktı mecliste. Dolayısıyla bu seçim bana göre hem aceleye getirildi, bunu defalarca programlarda da söylemeye çalıştık. Ayrıca seçim yasasının, seçim ve halk oylaması yasasının, oy verme sisteminin çok karmaşık olduğunu söyledik. Nitekim bütün bunlar birçok oy kaybına, oyun zay olmasına neden olmuştur. O da bir sorun olarak önümüze çıkmıştır şimdi. Yüksek Seçim Kurulu o konuda ikaz etmiş. Seçimden sonra da yine değişmesi gerektiği da kurulacak hükümete mesaj vermiştir. Efendim inşallah bir yolunu bulup aşacağız. Aşılmak mecburiyetinde çünkü... Mecburiyetindeyiz. Evet. Mecburiyetindeyiz. Evet. Dediğim gibi demokrasi ile yöneteceksek başka yolu yok, yöntemi yok bunun. Evet.
özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye açısından çok önemli, çok stratejik bir yerde ve asla kaybedilemez. Kıbrıs konusunda da asla ve asla taviz verilemez. Bunu siz zaten vurguluyorsunuz. Son derece önemli. Evet, buyurun. Şunu da bana eksik bıraktım, hatırlattınız. Buyurun. Ben 25 yıla yakın hemen hemen hep siyasi idari görevde bulundum. Evet. En büyük hassasiyetim benim ana vatan Türkiye'nin bize karşı gösterdiği analığa karşı, bizim de ona karşı olan görevlerimizi yerine getirmemiz, onu zora sokmamamız yönündeydi. Bunu da herhalde ensesle çalışmaktan ilham almıştım. Ve elbette şimdi bugün Türkiye dünya nezdinde Kıbrıs sorunundan sorumlu tutuluyor. Rum tarafı fırsat bulmuş her vesileyle Türkiye'ye saldırıyor. Şımarık bir şekilde. Dolayısıyla hükümetin kurulması Türkiye'ye olan görevimizin ve saygımızın da yerine getirilmesi gerektirir. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de çağrıda bulunuyor vesaire. Dolayısıyla yani Kıbrıs sorunu Türkiye'nin önünde dururken bu kadar sorununa ek olarak buranın hükümetsiz kalması elbette Türkiye'yi de rahatsız ediyor. Bu kez Dışişleri Bakanı bunu bir an önce halletmeniz gerekir deyince bu defa bazı anlamakta zorluk çektiğim sol düşüncede ama çok azınlıkta %0.2 oy almış adamlar hemen Türkiye'ye sen bizim işimize ne karışırsın diyecek kadar üstahlık yapıyor. Onu da söylemeden edemedim. Çok iyi yaptınız. Fakat hükümetsiz kalmaması gerekiyor dediniz. Şu anda hangi aşamada, yani seçimlerden sonra henüz bir hükümet kurma görevi verilmedi mi? Koalisyon olup olmadığı konusunda tartışmalar söz konusu. Hala son durum nedir? Sıcağı sıcağına da sizden alalım gelişmeleri. Henüz görev verilmedi. Birkaç gün içinde... Ben edersem yemin mazbatalar verildi, yemin meclisi, yemin verilip meclis başkanı seçilecek ve ondan sonra Cumhur Başkanı görevi birisine verecek. Verecek yani ama... Yani en çok oy alan partiye verecek. Verecek. Ondan sonra o süreç başlayacak. 15 gün içinde kuramazsa bir başka parti başkanına verecek. Ve böylece bu bir şekilde kurulacak diye düşünüyorum. Evet, ama süratle yapılması gerekiyor dediniz. Biz saygılar sunuyoruz Sayın Atun. Varlığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli. Büyük bir mücadele adamısınız siz de o noktada. Buyurun efendim, bir şey söyleyecektiniz. Eksik olmayın. Biz de size minnetlerimizi sunarız. Sağ olun. Bu büyük adamı... anmayı ihmal etmediniz, büyük bir görevi yerine getirdiniz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Ulusal kanal olarak görevimiz efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Evet. Böyle bakın, bir seçim yapıldı. Hala seçim bir muamma. Yani bu niye böyle oluyor? İşte bütün bunlar geç, süreç siz devamlı görüştüğünüz için. Süreç devam için. Ediyor. Daha mazbatalar yeni alınıyor ve daha görevlendirme yapılmadı ama onun öncesinde tabi bazı siyasi parti, bu seçimde yüksek oy alan siyasi parti liderleri, Halkın Partisi gibi biraz hükümet kurmayız gibi bazı açıklamaları var. Ama inanıyorum ki halkın tavrını onlar dikkate alacak. En kısa zamanda o iş olur. Yoksa başkalarının işine yarıyor. Şöyle, oradaki aslında bu seçimin sonucu aslında Kıbrıs Rum kesiminde de bir etkisi oldu. Yani orada Türk kesimindeki o milli havanın esmesi... Rum kesimindeki de böyle bir Anastasiyadası biraz zor duruma soktu aslında. Orada da bir sıkıntısı var bu işin. Onun için yani bir yerde de iyi oldu. Türk kesiminde bir an evvel bir araya gelip hükümeti kuracaklar. Bu milli davaya sahip olacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatacaklar. Tek şeyimiz bu. Evet. Tabii orada birkaç parti vardı ki sanıyorum 3 parti şimdi olabilir. Şimdi şu an... savunduğumuz şu, fikirlere muhalif olan partilerdi. Yani yeniden masaya oturulsun, yeniden müzakere edilsin. Oysa artık ama bu süreç bitmiş. Aslında o süreç çöktü. Yani orada şimdi bir
CTP var, yine Akıncı'nın evet. partisi var. Şu an iki parti var. Onların da sayısı çok yetersiz. Diğer kesimin sayısı %70 gibi. Dolayısıyla o şeyin çöktüğünü düşünüyorum ben. İstedikleri şey olmayacak kanaatindeyim. Tabii Türkiye'nin belirleyici tavrı önemli burada. Artık temel mesele tanınma, tanıtma. Bizim bunu yapmamız lazım. Yani bunu, bugün evet, Türkiye'nin de burada belki Orta Doğu politikasına gösterdiğimizin birazını da Kıbrıs'a gösterirsek muhtemelen bu da olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne de giremedi. Şimdi orada bir çifte standart var ama tabii Rum tarafının özellikle Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni tehdit etme konusu var. Var. O tehditlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında Güney Kıbrıs'ın tanınması söz konusu oldu. Evet. Yani, tabii Türkiye'nin de elinde kartlar var ama Türkiye bu kartları kullanmadı. Istemedi. Vardı aslında rahmetli Ecevit'in orada savunduğu fikirler vardı. Yani eğer Avrupa Birliği Güney Kıbrıs Rum yönetimini Avrupa Birliği'ne alırsa biz de KKTC'yi Türkiye'ye bağlarız gibi bazı ifadeleri vardı ama burada Türkiye biraz o konuda şey kaldı, o süreçlere çok müdahil olmadı. Yani belki şey düşündü, biz bu işi çözeriz ederiz ama gördüler ki denktaş hep uzlaşmacısız, işte bu işte bir engel olarak görmüşlerdi. Ancak denktaşın, bugün denktaşa hak verdikleri gibi, ya ne büyük adammış yani bu kadar mücadele etmiş ya. Elini veriyorsun, kolun istiyor. Kolunu veriyorsun, vücudunu istiyor. Tabii. Böyle bir şey. Bunu gördüler ve denktaşın hakkını verdiler o konuda. Evet. Tabii yani Türkiye'nin kartları çok fazlaydı. Malum diğer ülkeler, mesela Doğu ülkelerinin de işte daha doğrusu bazı Orta Doğu ülkelerinin de belki Avrupa Birliği'ne girmesini istiyorlardı. Türkiye orada kartlarını koyabilirdi. Koyabilirdi. Onun için ama Türkiye ama bir tehdit Kıbrıs, ülkesi değildir. Kimseyi tehdit etmez diyerek Lozan'da Türkiye bu denge kartlarını açmadı. Evet, Lozan'da bu dengeler kurulmuş aslında. Kıbrıs'ın önemi İngilizler'de kalmış ama İngilizler o dönem bir tehdit gibi görmemiş ama Yunanistan'la öteden beri bizim sıkıntılarımız var. Dolayısıyla Ege Adaları'ndaki üstünlüğü düşünün, bir de bizim dünyaya açılan tek kapımız şu an şey Akdeniz. Akdeniz'de de Kıbrıs üzerinde de böyle bir sıkıntı olduğunda adam bizi sıktığında boğacak, öyle bir şey. Yani ki orada emelleri çok fazla. İşte çok hem fazla. Hava sahasını hem Kasus Belli zaten yani bu. Yani atlama taşıyı Anadolu'ya atlayacak savaş adam. Savaş sebebi tabii. Şu anda hala çözümlenememiş bir süreç. Bakalım ne gösterecek. İnşallah. Sayın Hasan Taş, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz ama Kuzey Kıbrıs Vallahi Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı konuştuk. Tabii Rauf Denktaş deyince önümüze hemen bir Kıbrıs. Büyük bir resim. Tabii geliyor. Ben öncelikle bu abide insanı, yani gençliğinde Toroskod adıyla mücadele ettiği Türk Mukavemet Teşkilatı anıtının bulunduğu Cumhuriyet meydanında sonsuzluk uykusunu uyuyan bu abide adamı anmak ve bu programı yapmak sizlere nasip oldu. Sizler yaptınız. Kanal yönetimine, sizlere, Denktaş sevenleri olarak, sevenler adına ben sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı ışıklar içinde yatırsın, nurlar içinde yatırsın. Allah kanı kanı da rahmet büyük eylesin bir diyorum. Büyük bir mücadele adamıydı. Işıklar içinde uyusun. Amin. Ailesine de buradan saygılar sunuyoruz. Saygılar sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Her şey mutlaka en doğru haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için halledilecektir. Buna İnşallah. İnancımız tam. Olması gereken odur. Diplomasi dili bu noktada çok önemli. İyi kullanılmalıdır. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Rauf Denktaş'ı özlem ve saygıyla anıyoruz. Esen kalın sayın seyirciler. Ertesi gün heyeti temsiliye namına da aynı mealde uzun bir telgrafla teskin ve tatmine çalışıldı. Ayrıca Kadı Hasbi Efendi'ye de dolaylı olarak bir telgraf verildi. Kolordu kumandanına da icabı gibi yazıldı. Rasim Bey'e de müsterih olması için bizzat yazdım.
Sivas Valisi Reşit Paşa Hazretlerine. 20 Ağustos 1919. Saat 1 sonra. Verdiğiniz malumata ve yüksek fikirlerinize hassaten teşekkür arz ederim. Monsieur Bruno ve arkadaşlarının tehdit makamında vuku bulan ifadelerini tamamen blöf olarak telakki ederim. Sivas Kongresi'nin toplanması yeni bir mesele olmayıp, aylarca önce dünyaca malum olmuş bir teşebbüstür. Gariptir ki İstanbul'da bulunan selahiyettar Fransız siyasi ricalinin de acizlerine gönderdikleri haberler, Anadolu'da millet tarafından vuku bulunmakta olan teşebbüslerin pek haklı ve meşru olduğu ve milletimizin talepleri kendilerine açık olarak bildirildiği takdirde iyi karşılayacaklarına ve tatbikini üstleneceklerine dair şimdiden yazılı teminat vermeye hazır oldukları merkezindedir. Monsieur Bruno'nun ikinci mülakatta lisan değiştirmesi ve mülayimleşmesi acizlerini kazanmaya yönelik olsa gerektir. Fransızlar tarafından binbaşı Bruno'nun dediği gibi 5-10 günde Sivas'ın işgali o kadar kolay bir şey değildir. Devletlilerin hatırında olsa gerektir ki İngilizler bu husustaki tehditlerinde daha ileri giderek Batum'daki askerlerinin Samsun'a çıkarılmasına karar verdiler ve hatta yalnız bendenizi tehdit için bir tabur dahi çıkardılar. Fakat bu teşebbüse karşı milletin kuvvetli bir azim ve iman ve ateşle karşılık vereceği hakikati kendilerince tahakkuk ettikten sonra hem kararlarından vazgeçmeye ve hem de Samsun'a çıkarmış oldukları askerleriyle beraber orada bulunan taburu nakletmeye mecbur olmuşlardır. Sivas Kongresi'nde söz konusu olacak hususlar, Erzurum Kongresi beyannamesi muhteviyatından kolaylıkla çıkarılacağına göre, kongrede İtilaf Devletleri aleyhinde tahriklerde bulunmak gibi maksatlar katiyen mevcut değildir. Burada şunu da arz edeyim ki, bendeniz ne Fransızların ve ne de herhangi bir yabancı devletin sahip çıkmasına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim. Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir.